Coinleri, tokenları daha piyasaya çıkmadan ön satıştan yani halka arza girer gibi satın alabileceğimiz bomba bir videoya hoş geldin. Para Mühendisi kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Coinlist yeni ön satış geldi. Daha önceki videoda yeni gelen arkadaşlarım birçok soruları oldu. Bunlardan bahsedip hızlıca ön satışa geçeceğim. Coinlist dediğimiz yer nedir? Coinlist bir borsadır ve ön satışlar yapıyor. Geçmiş ön satışları da bayağı iyi kazandırdı. Hatta Solana'nın bile ön satışı bu borsada oldu. Ama kâr ettirmeyen hatta zarar ettiren de ön satışlar oldu. Yeni gelen arkadaşların bunları bilmesi gerekiyor. Ayrıyeten video içinde de bahsedeceğim püf noktalara mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Videoyu sonuna kadar izlemeniz sizin için çok önemli olacaktır. Bu noktada özellikle ilerleyen kısımlarda da tüm soruların hepsine de cevap vermeye çalışacağım. Hemen Coinlist ön satışımıza hızlı bir şekilde geçelim. Evet, Coinlist borsasına giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi hemen ön satışımız burada çıkıyor ve buraya tıklıyoruz. Ön satış sayfamıza giriyoruz. Ön satış sayfamız burası. Burada ön satışa kayıt oluyoruz. Kayıt aşamasından sonra da neler yapacağımızı göstereceğim. Burada sakın ha yanlış anlamayın. Buraya kaydoldum ben, para attım. Ön satıştan almış oldum diye düşünmeyin. Böyle zanneden arkadaşlar var. Bunların hepsini de anlatacağım. Buraya nasıl para aktarılır? İşte Ethereum ağından mı aktarmamız lazım? Diğer ağlardan mı aktarmamız lazım? Onlar nasıl oluyor? Onları da göstereceğim tek tek sizlere. Ön satış sayfamıza geldiğimiz zaman ZK Link'i ön satışı olduğunu görüyoruz. Peki bu ZK Link nedir? Hemen bundan bahsedeceğim. Projeye bir ufak bir göz atalım. ZK Link gördüğünüz üzere Coin Mühendisi blog sayfamızda yayınlamışız. Neymiş? Ethereum Layer 2 ekosistemindeki ZKSNC, Starknet, Scroll, Linea gibi ZK rolluplardan gelen yerel kripto varlıklar için Katman 3 çözümüdür. Artık projelerini Katman 2'lerde dağıtmak isteyen geliştiricilerin parçalanmış likidi de zincire özgü dağıtımlar, güvenlik riskleri veya varlıkların ekosistemler arasında aktarılmasından kaynaklanabilecek yüksek maliyetler konusunda endişelenmesine gerek yok diyor. Yine yol haritası ve detaylı bilgileri de buradan görüyoruz. Yine projenin en aşağı kısımlarda şöyle Twitter sayfalarına ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Twitter sayfaları da gayet takipçileri de yüksekmiş. Buradan da gördüğünüz gibi aktif bir şekilde de kullandıklarını görebiliyoruz. Hemen bu kısımdan yine web sitelerine gidebiliyoruz. Buradan da yine Multichain projesi olduğunu da görebiliyoruz. Ayrıyeten projenin tüm detaylarını da ve partnerlerini, yol haritasını buradan da takip edebiliyoruz. Projeyi araştırmak, bilmek çok önemli. Niye? Yatırım yaptığınız her şeyin ne olduğunu bilmelisiniz ki ona göre yatırım yapabilirsiniz. Hemen buradan da yine Twitter'larının, Discord'larının ne kadar üyeye sahip olduğunu, takipçiye sahip olduklarını yazmışlar. Şöyle ön satış detaylarına gelmeden buradan da yine Türkçe'ye çevirip kendilerini nasıl tanıttıklarını görebiliyoruz. Token ekonomik de çok önemli. Bu nedir? Bu toplam token'ın kimlere dağıtıldığını ve bu kilitlerin ne zaman açılacağıyla ilgili grafik. Bu grafiğe aşağıdan da ulaşabiliyorsunuz. Topluluk geliştirme, topluluk ödülleri %10, %15, %4 olarak görünüyor. Yine buradan da TG dediği de ilk listelenme anında %50'si açılacakmış. Burada da %30 açılacakmış ve 1 yıllık kilit açma taksitleri varmış. Yine Coinlist'te de burada gördüğünüz gibi %3 ön satışa ayrılmış. Bu kısımda da ilk çıktığı aydan itibaren ne kadar piyasada coin'in olacağını, token'ın olacağını burada göstermiş oluyor. Sitesinde de bu bilgilere net bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi white paper'ı burada ve diğer bütün bilgilerine projenin web sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Videoyu aşırı uzatmamak için hemen ön satış kısmına geliyorum. Yine bu projeyle ilgili detaylı inceleme videomuzda gelir arkadaşlar. Satış tarihi 25 Ocak Perşembe günü 16 UTC. UTC dediğine de 3 saat ekliyoruz. Türkiye saati yani akşam 9 itibariyle ön satış olacakmış. Biz buraya kayıt olacağız ve kayıt olduktan sonra
25 Ocak Perşembe günü bize mail gelecek veya mail gelmezse de biraz önce CoinList'in sayfasında gördüğünüz gibi buradan sıralamaya gireceğiz. Sıralama bize gelirse alım yapacağız. Ve ön satıştan o zaman almış olacağız. Token fiyatı da ön satış fiyatı da 0.15 cent olarak burada görüyor. 31 Mart 2024 civarlarında bu kesin değil. Bunlar değişebiliyor arkadaşlar. Ertelenebiliyor. Bunu söyleyeyim. %30'unun kilidi açılacakmış. Gerisi de 9 ay taksitle bizlere verilecekmiş. Minimum 100 dolarlık alım yapabiliyoruz. Maksimum 500 dolarlık alım yapabiliyoruz. Eğer ön satışta bütün coinler satılmazsa ek talep de gönderebilecekmişiz. Bu ek talepte de minimum 100 dolar maksimum da 1500 dolarlık talep gönderebiliyormuşuz. Ek talebe kalacağını zannetmiyorum. İlk aşamada hepsi bitecektir büyük bir ihtimalle. Hemen yukarıdan gelip şimdi üye ol diyoruz. Burada ön satışa kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada da gördüğünüz gibi 22 Ocağı kadar buraya almak istediğimiz, örnek veriyorum ben 150 dolarlık alacağım. 150 doları buraya atmanız gerekiyor veyahut 500 dolarlık alacaksanız 500 doları atmanız gerekiyor. Buradan devam ede tıklıyorum. Şuradan İngilizceye de çevireyim. Devam ediyorum, kendimi seçiyorum. Buradan ülkemi seçiyorum. Kabul ediyorum, devam ediyorum. Burada bana biraz önceki bilgilerden sorular soracak. Burada hiç şey yapmanıza gerek yok. Yanlış bilseniz de o sizi yönlendirecektir. Yanlış olduğunu söyleyecektir. Şöyle tıklıyorum. Bakın ikinci soruyu yanlış işaretlemişim. Şöyle multi-chain olarak işaretliyorum. Ve devam ediyorum. Burada MetaMask adresi girmemiz gerekiyor mu sorusu çok geliyor. Evet, MetaMask adresinizi girmeniz gerekiyor. Bunun sebebi de bazı coinleri CoinList hesabınıza değil de MetaMask adresinizde gönderiyor. Bu proje ile alakalı bir şey. O yüzden buraya MetaMask adresinizi girmeniz gerekiyor. Hemen ben daha önce girdiğim için direkt ilerliyorum. Burada da buraya 100 dolar yazdım diyelim. Ben bunu yükseltebilirim veyahut düşürebilirim. Hiç fark etmez. Burada ne ile alım yapacağımı gösteriyor. USDC veya USDT. Burada ben de yeterli paranız var diyor. Sizde eğer bu para yoksa, eğer CoinList cüzdanınızda para yoksa burası onaylanmayacaktır ve 22 Ocağı kadar da bu parayı göndermeniz gerekiyor. Şuradan da yine bu kısmı, örnek veriyorum biraz önce ne demiştim, 500 dolarlık artık orası size kalmış, bunu değiştirebiliyorsunuz. Aşağı kısımda da yine cüzdan adresi veriyor. Buradan Ethereum ağıyla gönderebiliyorsunuz USDT'lerinizi. Peki burada USDT'leri ben gönderirken çok zorluk çekiyorum. 10 dolar 20 dolar para kesiyor benden. Bunun için ne yapabilirim? Burada şöyle cüzdan kısmına geliyorsunuz. Bu kısımdan coin olarak gönderim yapabilirsiniz. Ama bu coinleri gönderirken de şöyle bir sorun olabiliyor. Örnek veriyorum, siz algo gönderdiniz. Algoyu algo ağında göndermeniz lazım. Veyahut başka bir şey göndereceksiniz. ROS göndereceksiniz. Şu anda Türkçe'ye çevirdiği için böyle çıkıyor. ROS göndereceksiniz. Mesela ben ROS'tan da çok gönderiyorum. Bir tıkanıklık yaşamadım ama erkenden gönderiyorum. Çünkü ön satış tarihi yaklaştıkça ne oluyor? Ağlarda tıkanıklık oluyor. Buradan ROS'u gönderdiniz. Buysel kısmından da ROS'u satıp USDT yapıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Buradan da al sat yaparken veyahut Pro Trading'den de yapabilirsiniz. Bazı kesintiler oluyor. Bu da hemen hemen Ethereum ağında göndermiş gibi oluyor. Bunu takip edip yapmanız lazım. Buradan Pro Trading'den veya buradan yapmanız gerekiyor. ROS ağından ROS'lar gelecek. Siz buradan satacaksınız veya algo gelecek. USDT olarak satacaksınız. Buradan seçip bu şekilde veyahut Pro Trading'e atacaksınız. Oradan limit emirle satacaksınız ve tekrar buraya çekeceksiniz USDT'leri. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bu yöntem biraz uğraştırıcı bir yöntem. Bazen de Algorand aldınız, buraya gönderdiniz, tıkanıklık yaşayabiliyor, 5 gün 10 gün gelmeyebiliyor, ondan sonra ön satışı kaçırabilirsiniz. O yüzden bu riski kendiniz almanız gerekiyor. Ben hiç uğraşmıyorum, Ethereum ağından 5-10 dolar fee ödeyerek gönderiyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi de ben CoinList'e mi atacağım parayı, MetaMask'e mi atacağım? CoinList'e ön satışa girdiğiniz için paranızı CoinList'e atacaksınız. MetaMask'te tutmanıza gerek yok. MetaMask'e dediğim gibi bazı ön satışlara girdiniz. MetaMask'inize coinler gelebiliyor. MetaMask'i buraya girmenizin sebebi de aslında budur. Umarım tüm sorulara cevap verebilmişimdir. CoinList ön satışı da bu şekilde bitirmiş olalım. Ön satıştan para kazanabilir miyiz? Proje nasıl?
Projenin detaylı inceleme videosu da yakında sizlerle birlikte olacaktır. Ön satışlara girmek her zaman risklidir ama yüksek kazançlar da elde edebilirsiniz. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı kendiniz yapmanız gerekiyor. Biz sadece burada size bilgi vermeye çalışıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın.